Önce Kitap Sahaf, tarihin hikayesini sunar. Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, Tarihin Hikayesi programına hoş geldiniz. Bu topraklarda tam 100 yıl önce büyük bir zafer kazanıldı. 6-11 Ocak 1921 tarihinde gerçekleşmiş olan 1. İnönü Savaşı'nı kazanacağız ve konuşacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Doktor Naim Babiroğlu, emekli Tuğgeneral Doktor Naim Babiroğlu konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Ertuğrul Bey. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, Cumhuriyet tarihi yalancılarının ısrarla olmamıştır dedikleri 1. İnönü Savaşı sonuçları bakımından Kurtuluş Savaşı'nın en önemli askeri başarılarından bir tanesidir aslında. Mustafa Kemal bu savaş için büyük kırılma, dönüm noktası ifadesini kullanmıştır. Ama öncelikle 1. İnönü Savaşı'na giden yolu konuşalım. Nasıl bir süreç gerçekleşti? Biliyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda iç isyanlarla uğraştı. Buradan alalım istiyorum hocam. Buyurun. Tabii. Şöyle başlayalım çok hızlı zamanımız ölçüsünde. Önce buraya nasıl gelindi, sizin belirttiğiniz önemli bir konu. Osmanlı Devleti 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasıyla birlikte toprak kaybı ve çekilme başlar Osmanlı Devleti'nde. 1683'te 2. Viyana ile başlayan bu toprak kaybı ve Türk çekilmesi durdurulamaz Osmanlı zamanında. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Tuna vilayetlerinin tümü kaybedilir Ertuğrul Bey. Bu birinci milli, büyük milli felaketidir Osmanlı'nın. İkinci büyük milli felaketi 1912-1913 Balkan Harbi'dir. Bütün Balkan coğrafyası toprakları elden çıkar. Öyle ki 400-500 yıl hüküm sürülen Balkan coğrafyası 4-5 haftada elden çıkar. Yani 100 yıla bir hafta. Ve Osmanlı 1914-1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın açtığı cephelerde sadece Çanakkale muharebelerinde bir zafer elde eder. Bir de Kütülamere'de kısmi bir zafer elde eder. 1918'e gelindiğinde Osmanlı Devleti artık 3. milli felaketini yaşamıştır ve tamamen dağılmıştır. Yani 1918 Osmanlı Devleti'nin dağılış yılıdır diyebiliriz. 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Ateşkes Anlaşması vardır ki Osmanlı Devleti'nin fiilen ortadan kaldırıldığının bir belgesidir Mondros Ateşkes Anlaşması. Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918'de imzalanır. Bunun üzerine burada bazı madde olmamasına rağmen Yunanlar İngiliz desteğiyle İzmir'i 15 Mayıs 1919'da işgal ederler. 15 Mayıs 1919'da Batı Anadolu İzmir'in işgaliyle başlar. Ve işte 1. İnönü'ye biraz sonra geleceğiz. Bu işgalin ilk adımı budur yani. Küçük Asya ordusu denilen Yunan ordusu İngiliz desteğinde İzmir'i 15 Mayıs 1919'da işgal eder. Bu arada Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelmiştir. 7. Ordu Komutanlığı ve Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'ndan artık orası lağvedilmiştir. İstanbul'a çağrılmıştır. İstemeyerek gelmiştir. 13 Kasım 1918'den 16 Mayıs 1919'a kadar 6 aylık sürede Kurtuluş reçetesini hazırlar. Burası çok önemli, evet. Evet, kurtuluş reçetesini hazırlar. İşte bu kurtuluş reçetesi, bunun 5,5 ayı Şişli'deki Akaretler Evi'nde geçer. Yaklaşık 15 gün kadarı da veya evet, o da Beşiktaş'taki bir evde geçer. Evet. Dolayısıyla 6 ay kurtuluş reçetesini hazırladıktan sonra Mustafa Kemal Paşa İzmir'in işgalinin ertesi gün 16 Mayıs'ta Anadolu yolculuğuna başlar, Samsun'a çıkar. Samsun'a çıkışın ardından evet Vahdettin göndermiştir, Osmanlı Devleti'nin kurumları göndermiştir, doğrudur. Onların imzaları vardır ama Osmanlı Devleti'nin gönderiş amacı Karadeniz'de asayişi sağlamak, 9. Ordu müfettişi olarak. Ne var orada? İngilizler Merzifon ve Samsun'u işgal etmişlerdir. Oraya onlara karşı bir gösteri hareketleri başlamıştır. Yani Kuvayi Milliye ruhu oraya da yansımıştır yavaş yavaş. Bunun üzerine İngilizler oranın asayişinin sağlanmasını, emniyetin sağlanmasını ve işgalcilere karşı herhangi bir gösteride bulunmaması konusunda Osmanlı Devleti'ne müracaat ederler ve söylerler, girişimde bulunurlar. Osmanlı Devleti de 9. Ordu'nun fetişi olarak Mustafa Kemal Paşa'yı
Bu maksatla, yani işgalcilere karşı herhangi bir gösterinin olmaması, o bölgede emniyetin sağlanması maksadıyla Anadolu'ya, Samsun'a gönderilir. 9. Ordu'nun fetişi olarak. Ama Mustafa Kemal'in kafasında o hazırladığı kurtuluş reçetesi tamamen farklıdır. Milli mücadele meşalesini yakacaktır orada. Ve Samsun'a çıktıktan 3 gün sonra 22 Mayıs 1919'da bütün vilayetlere ve komutanlara gönderdiği bir raporda bir madde şöyledir. Millet, milli egemenlik esasına göre hareket edecektir ve millet kendi milli egemenliğini kendisi kurtaracaktır şeklinde. Bu aslında Cumhuriyet'in tanımından başka bir şey değildir. 3 gün sonra aslında isyan bayrağını İstanbul hükümetine açmıştır. O da yetmez. Amasya Tahmimi 21-22 Haziran'da Amasya Tahmimi'ni hazırlar. Amasya Tahmimi'nde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır der. E bu zaten Cumhuriyet'in tanımından evet. başka bir şey. İstanbul hükümeti bunu anlayınca, Mustafa Kemal'in niyet ve amacını anlayınca geri çağırmaya başlar. Geri çağırır, görevden alır. Sonunda 8-9 Temmuz gecesi Vahdettin bütün görevlerinden alındığını, askerlikle ilişiğinin kalmadığına dair onaylanmış belgeyi gönderirken Mustafa Kemal Paşa haber alır ve daha yoldayken o belgeyi almadan istifa eder. 8-9 Temmuz gecesi yani saat 23. Sineği milletin içerisinde bir fert olacak. Evet. Sineği millete döner. 8 Temmuz gecesi saat 23 sularında ve artık hiçbir yetkisi yoktur. Osmanlı Paşası değildir. Emir ve komuta yetkisi yoktur. Altında herhangi emir verecek, talimat verecek ne vilayet vardır ne de komutanlık vardır. Kaderin tecelli işte, kaderin cilvesi veya kader anı diyeceğimiz bir olay. Kazım Karabekir Paşa gelir ve bu karamsarlık anında der ki, paşam kolordumla beraber emrimizdeyiz der. Evet. Mustafa Kemal Paşa moral motivasyon kazanmıştır. Yanında arkadaşları vardır. Ali Fuat Paşa vardır, Rauf Orbay vardır. Refet Bele vardır ama Refet Bele Amasya tahmini imzalamamıştır. Mim işareti koymuştur. İleride bir şey olursa başıma iş açmasın diye. Onun için Refet Bele'yi ayrı bir yerde tutmakta yarar var yani. Evet. Hilafet ve saltanat makamına sıkı sıkıya bağlıyım diyor çünkü. Bağlıyım diyor. Aklından hiçbir zaman cumhuriyet veya hilafetin, halifeliğin kaldırılması, efendim cumhuriyetin kurulması veya Osmanlı Sultanı'nın, padişahın görevlerinin alınması aklına hiçbiri yok. Arkadaşların hiçbirinde yok zaten. Ve sivil olarak Mustafa Kemal Paşa önce Erzurum Kongresi, ardından Sivas Kongresi'ni gerçekleştirir. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal heyeti, temsil heyeti seçilir. Temsil heyeti reisliğine, başkanlığına getirilir. Bu millet kendi milli liderini bulmuştur artık Erzurum Kongresi'nde. Temsil heyeti başkanlığına Mustafa Kemal Paşa'nın seçilmesi, millet kendi liderini artık bulmuştur. Yani Erzurum Kongresi'nin öyle bir misyonu vardır. Bu şefi seçer, milli şefi seçer. O da Mustafa Kemal Paşa'dır. Sivas Kongresi'nde daha önemli kararlar alınır. Sivas Kongresi'nde Sivas Kongresi yürütme yetkisini kullanır ilk defa ve temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi evet. komutanlığına evet. evlendirir. Bu da yürütme yetkisini kullanmıştır. Bu da önemlidir. Yani İstanbul hükümetinin ayrı bir hükümet işlevi görmüştür burada. İkinci paralel bir hükümet yürütme yetkisini kullanmıştır. Bu da önemlidir. Yani Türk tarihinde Sivas Kongresi. Sonra Sivas Kongresi'nden sonra Ankara yolculuğu başlar. Kongreler döneminden sonra Ankara'da 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaşır. Coşkulu bir... Seymenler karşılar. Evet. Kalabalık tarafından karşılanır. Zeybekler tarafından karşılanır. Ankara'ya gelir. Ankara'yı seçmesinin nedeni şudur. Ankara ulaşım hatları açısından önemli bir yerdir. İkincisi Yunanlıların hedefi. Yani Küçük Asya ordusu denilen, İzmir'i işgal edilen ve Batı Anadolu'da ilerlemekte olan Yunan ordusunun nihai hedefi, son hedefi Ankara'dır. Onun için Ankara'yı seçmiştir. Bir de Ankara'da telgraf, ulaşım, demiryolu, buna benzer sistemler vardır. Ve artık Ankara milli mücadelenin kalbi olmuştur. Tabii. Ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Mustafa Kemal Paşa bu meclisle Türk Milli İstiklal Savaşı'nı yürütecektir. Burası çok önemli hocam. Hocam burası çok evet. önemli. Yani bir savaş demokrasisi inşa etmiştir burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunu söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle Ertuğrul Bey. Dünyanın en haklı, dünyanın en kutsal, dünyanın en meşhur savaşlarından biri olan Türk İstiklal Savaşı'nı
gece gündüz, bakın gece gündüz, hiç kapanmadan, ara vermeden, tatil etmeden bu Türkiye Büyük Millet Meclisi gece gündüz yönetmiştir. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya 3 aylık süreyle verdiği başkomutanlık yetkilerinde büyük, büyük tartışmalarla vermiştir. Ve Mustafa Kemal, 5 grup vardır mecliste, 5 grubun 4'ü Mustafa Kemal Paşa'nın karşısındadır. Bunun altını çizelim. Bunun altını çizelim. Mustafa Kemal Paşa bu kongreler döneminde Erzurum ve Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli müdafi hukuk cemiyetlerinde kurar vardı. Bu da artık Kuvayi Milli'nin çekirdeğini oluşturacaktır. Ve daha sonra milli mücadelenin yapılmasının bu çekirdek kadrosu olacaktır. Milli mücadelenin başlamasına. Meclis açıldıktan sonra 23 Nisan 1920'de işte artık Küçük Asya ordusu İngiltere'nin desteğiyle İzmir'i işgal etmiş, Manisa ve Batı'ya doğru ilerliyor. Yani Batı Anadolu'yu işgal ediyor. Peki niye işgal ediyor Batı Anadolu'yu? İstanbul bir kere İngiltere, Fransa ve İtalya'nın işgalinde, unutmayalım. İstanbul, Osmanlı'nın başkenti, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın işgali altında. Doğu Trakya'da Yunanlılar var, güneyde Fransızlar var, güneydoğuda İngilizler var. İtalyanlar Muğla civarında, Güneybatı Anadolu'nun bölgesinde, o bölgede, Bodrum, Muğla ve o bölgede ve tamamen işgal edilmiş. Niye işgal ediliyor? İngilizler niye özellikle Küçük Asya ordusu denilen Yunanlıları teşvik ediyorlar? Çünkü Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek istiyorlar. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalanır biliyorsunuz. Osmanlı'nın ölüm fermanıdır, idam fermanıdır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti 10 Ağustos'ta imzalanan bu Sevr Anlaşması'nı 19 Ağustos'ta kabul ettiği bir kararla geçersiz sayar, evet. Ve bunu imzalayanları vatan haini ilan eder, evet. Ve vatandaşlıktan çıkarır. Kimlerdi bunları imzalayan? Sevr'in imzalanması için saltanat şurasını toplamıştır Padişah Vahdettin. Sorumluluğu tek başına almamak üzere. Saltanat şurasında kendisi de vardır, damat Ferit de vardır ve Sevr'in imzalanması gerektiğini söylemiştir. Tek karşı çıkan bir kişi vardır, emekli General Rıza. Bütün o heyetten. Onun dışında herkes evet demiştir. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 10 Ağustos 1920'de Sevr'i imzalayanlarla bu saltanat şurasında evet diyen üyelerin hepsini vatan haini ilan eder ve vatandaşlıktan çıkarır ve bütün dünyaya Sevr'in kesinlikle kabul edilmediğini ilan eder. Şimdi bu durumda İngiltere Yunanlıları teşvik eder, onlara da sürekli yardım eder. Ve işgal devletleri, yani itilaf devletleri, Sevr'i kabul ettirmek üzere Batı Anadolu işgale başlandı. Hadise budur. Evet, i̇şgale zaten geldi. Hocam burada da ikili bir yönetim söz konusu artık. Bir tarafta İstanbul hükümeti, bir tarafta Ankara hükümeti. Kesinlikle. Ankara hükümeti Sevr'i kabul etmiyor ama İstanbul hükümeti Sevr'i imzalıyor. Böyle bir durum var. İşte işgal devletleri bu Ankara hükümetine Sevr'i kabul ettirmek üzere Batı Anadolu işgal ederler ve ilerlerler. Derken Eskişehir'e kadar gelirler. İşte biz şimdi 1. İnönü Muharebesi'ne geldik. Artık Kuvayi Milli Hareketleri vardır. Kuvayi Milli Hareketleri yerel olarak Maraş'ta, efendim Urfa'da, Antep'te, Manisa'da, çeşitli tabii yerlerde, efendim Demirci'de ve çeşitli İzmir'de, Kuzey Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da çeşitli yerlerde yerel, birbirleriyle fazla koordinesi olmayan, kendi başlarına bir milli mücadele ateşi başlatmışlardır. Yani biz buna Kuvayi Milliye diyoruz, Kuvayi Milliye. İşte Kuvayi Milliye değişik yerlerde organize olmadan, kendi başlarına yerel olarak işgalcilere karşı bir direniş sergiliyorlar ama genel bir başarı elde etmek mümkün değil. Yani Ankara'nın Yunanlılar tarafından ele geçirilmesini önleyemiyorlar. İngilizlerin işgalini önleyemiyorlar. Bunun üzere Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele Kadrosu düzenli orduya geçmeye karar veriyor. İşte burada Ethem Bey var biliyorsunuz. Ethem Bey var Kuvayi Seyyari'de.
onu geçelim, isyan ediyor. O isyanı da bastırılıyor. Şimdi Bu birinci yönüyle beraber. Naim Hocam, şöyle söyleyebilir miyiz? Yani Evet. burada çok güzel toparladınız. Yani birinci İnönü Muharebesi öncesinde silah cephane, savaş araç gereçlerini bulmaya çalışıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Halkın orduya katılımını sağlamaya çalışıyor. Kuvayi Milliye birliklerini düzenli bir orduya doğru çekmeye çalışıyor. Ya bir de Çalışıyor. mecliste düzenli orduya karşı çok büyük bir muhalefet var. Bir de bununla da uğraşıyoruz. Tabii, kesinlikle düzenli orduyu ne yapalım? Düzenli ordunun sırası mı denilen? Stratejik akıldan yoksun. Mustafa Kemal Paşa tabii okumuş. Kimleri okumuş mu? Mustafa Kemal Paşa bütün strateji ustalarını okumuş. Büyük İskender'i, Napolyon'u, Tabii. Hannibal'ı okumuş Mustafa. Moltke'yi okumuş. Mustafa Kemal Paşa düzenli ordu olmadan, emir komuta yapısı içerisinde, hiyerarşik bir ordu yapısı olmadan Anadolu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin işgalcilerden kurtulamayacağını biliyor. Yerel hareketler yerelde başarılı olabilir ama genelde başarılı olamaz. Lider kim? Erzurum Kongresi'ne, Sivas Kongresi'ne seçilmiştir. Milli Mücadele lideri Mustafa Kemal Paşa. Sonuç olarak 1. İnönü Muharebesi ilk düzenli ordu kurulduktan sonra Yunanlar Eskişehir'e doğru ilerlerken Yunanların mevcudu 20 bin. Türk ordusunun düzenli olarak kurulabilen, yeni kurulan düzenli oldu. İsmet Paşa'nın Batı cephesi komutanıdır İsmet Paşa. 6 bindir. 20 bine 6 bin. 3 katı neredeyse, 3 katı. 3,5 katı diyebiliriz. 6 bin yani, 20 bin yani neredeyse. Şimdi ve burada stratejide çok önemli kuvvet, zaman, mekanı ayarlar Mustafa Kemal Paşa ile İsmet, daha Albay İsmet de daha İsmet Paşa değildir. Albay İsmet. Nasıl? Zamanı Yunanlılar seçer. Yani düşman, işgalciler bu taarruz zamanını seçer. 6 Ocak'ta başlarlar. Ama muharebenin kabul edilme yerini Türk ordusu seçer. İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Paşa. Nerede? İnönü mevzilerinde seçer. Bu ne demek biliyor musunuz? 150 kilometre düşmanı bulunduğu noktadan 150 kilometre hareket ettirmek demek. Yani lojistik hattını 150 kilometre uzaklaştırmak demek. Kendi lojistik ve destek takviye hattını 150 kilometre bulunduğu ana noktadan daha uzağa götürmek demek. Bu düşmanı yıpratır zaten kendiliğinden. Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa stratejiyi bildiği için bu yeri, mekanı seçerler ve sonuçta İnönü'de büyük bir zafer kazanırlar. Ve 10 Ocağı kadar süren muharebelerde 1. İnönü Muharebesi zaferle sonuçlanır. Hocam bunun kesinlikle bir zafer olduğunu söyleyebilmemiz için şunu ifade edebilir miyiz? Yani tarihte bir savaşı önemli kılan savaşan tarafların asker sayısı değildir, doğurduğu sonuçlardır diyoruz. Şimdi 1. İnönü Savaşı'ndan sonra o kadar çok fazla gelişme var ki. Yani Moskova Anlaşması, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Doğru, baktığımız doğru. Zaman çok önemli sonuçları var. Londra Konferansı var. Yani bunun büyük doğru. Bir zafer olduğu burada çok açık bir şekilde gözükmüyor mu? Şimdi ona geleceğim. Şimdi büyük bir zafer olup olmadığını şundan bakın. 1. İnönü Savaşı için, muharebesi için Yunan taarruzun nedenleri neydi? Bir, Yunanlar İngiliz desteğinde İtilaf Devletleri'nin ben güvenini kazanayım. Nasıl olsa Türk ordusu yok. Düzenli ordu kurulsa da ne olur? İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek. Ethem'in çıkardığı isyandan faydalanarak düzenli orduyu daha doğmadan yok etmek. Ve Ankara'ya ulaşarak milli mücadeleyi sona erdirmek. Bu Yunanlı taarruzunun amaçları. Peki düzenli savaşın sonuçları en önemlisi bu. Evet, 6-10 Ocak arasında 11 Ocak'a kadar sürüyoruz. Bir, düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır. Bakın altını çiziyoruz. Düzenli ordunun emir komuta zinciri içerisinde Batı cephesi komutanlığı altındaki düzenli ordunun daha derli toplu, daha tam oluşmamış düzenli ordunun ilk başarısıdır, askeri başarısıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin otoritesinin ve moralinin artmasını sağlamıştır. Ayrıca milli mücadeleye destekleyen halkın moralini, umudunu yeşertmiştir, arttırmıştır. Çünkü halk karamsarlık içindedir. Bu ordusu olmayan Mustafa Kemal Paşa bu işgalcilere nasıl karşı çıkacak demektedirler. Askere alım işi hızlanmıştır. Yani askerliğe gitmek isteyen vatandaşların sayısı artmıştır. Ethem olayı tamamen sona ermiştir isyanla birlikte. Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin söylediğiniz gibi yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasını
Birinci İnönü zaferinden sonra yapabilmiştir. Çünkü yenilseydi anayasa yapma imkanı kalmayacaktı. Onun için beklemiştir egemenlik, birinci İnönü. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Plakay düşer hakimiyeti milliye. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu dediğimiz yeni Türk Devleti birinci anayasasını 20 Ocak 1921'de birinci İnönü Muharebesi zaferi sayesinde kabul etmiştir. İstiklal Marşı ancak kabul edilebilmiştir. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve eğer birinci İnönü kazanmamış olsaydı İstiklal Marşı da kabul edilmeyebilirdi. Neden? Zafer yok ortada. 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir. Bir de İsmet Bey haklı olarak, kendi hakkıdır bu, albaylıktan generalliğe yükseltilmiştir. 1 Mart 1921 itibariyle. Mustafa Kemal, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla. Devam ediyoruz. Başka nedir savaşın sonuçları? Türk Devleti'nin içteki durumu güçlendi, içteki kamuoyundaki güçlendi, dışarıda da itibarı arttı. Şimdi o itibara geleceğiz. İşgal kuvvetleri Londra'da bir konferans toplamak zorunda kaldılar. Ne yapalım? Yenilmeye başladı Yunanlar. Bu Yunanlarla olur mu? Düzenli ordu kuruluyor. Acaba Türkleri nasıl yok edebiliriz? Londra'da bunun arayışında Osmanlı'yı davet ettiler İstanbul hükümetini. Ankara hükümeti dedi ki buranın sahibi benim. Beni davet etmezseniz yok sayarım Londra konferansını. Ankara hükümetini de davet ettiler. Dolayısıyla Londra konferansını davet ederek ilk defa yeni Türk devletini tanımış oldu. Kim tanımış oldu? İşgal devletleri. İngiltere, Fransa, İtalya tanımış oldu. Çünkü çağırdılar resmen. Muhatap aldılar. Birinci İnönü'nde savaşından sonra Afganistan'la dostluk anlaşması imzalanmıştı. Rusya'yla Moskova anlaşması imzalanmıştı. Bu Rusya'yla imzalanan Moskova anlaşmasıyla Rusya, Sovyet Rusya yeni Türk devletini ve misak-ı milliyi resmen tanımıştır. Hukuken tanımıştır bu anlaşma. Bu anlaşma çok önemli bir anlaşmadır. Onun altını yeni Türk devletinin hukuksal anlamda batılı devletler tarafından kabul edilmiştir. Hem Rus anlaşmasıyla Sovyet Rusya hem de Londra anlaşması. Naim Hocam burada Moskova anlaşmasından itibaren devam edelim. Kısa bir ara verelim burada. Moskova anlaşmasından itibaren devam edelim. Çok önemli gelişmeler var söylemiş olduğunuz gibi. İzleyicilerimize biraz ara verelim. Tabii. Günce Kitap Sahaf'ın sunduğu tarihin hikayesi devam edecek. Günce Kitap Sahaf'ın sunduğu tarihin hikayesi devam ediyor. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Birinci İnönü Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Doktor Naim Babiroğlu çok güzel anlatıyordu. En son Moskova Anlaşması'nda kalmıştık. Hocam esasında bunun çok önemli bir zafer olduğunu meclis kürsüsünden Gazi Mustafa Kemal Atatürk zaten haykırmıştır. Bakın burada bir metin var, onu okumak istiyorum. Mustafa Kemal şunu söylüyor, diyor ki cennetten vatanımıza bakan merhum Kemal, yani Namık Kemal'den bahsediyor. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak battı kara madenini demişti. İşte ben bu kürsüden, bu yüksek meclisin başkanı olarak yüksek kurulunuzu oluşturan bütün üyelerin her biri adına ve bütün millet adına diyorum ki vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulacağız elbet kurtaracak battı kara madenini. Ey insan toplumunun en yüksek ideali, ey temizleyici düşünce, ey ölüm korkusu içinde kararmış ruhları aydınlatan meşale, ey yaratıcı kudret, bütün bunlar senin eserindir. Yüzyılların yükü altında yorulmuş, çorak Anadolu toprağından fışkıran kahramanlar senin çocuklarındır. Sen küçük hesaplar düzenlemesi değilsin. Özgürlüğün tek kaynağı sensin. Kalbi milliyet ateşiyle yanan insan, iç ve dış dünyadan gelen zulüm, tutsaklık ve kölelik ihtiraslarına aynı anda karşı koyar. Bakar mısınız, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis kürsüsünden Birinci İnönü'ye dair söylemiş olduğu sözler bunlar. Biz özgürlük ve bağımsızlık yolculuğunu yaptık ve emperyalizm dize getirmek için yola çıktık diyor. Evet, çok önemli bir konuya vurgu yaptınız Ertuğrul Bey. Teşekkür ediyorum. Bir de Mustafa Kemal Paşa yine Birinci İnönü Muharebesi'nden hemen sonra Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey'e şu telgrafı çeker. Bu başarının kutsal topraklarımızı düşman istilasından tamamen kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlangıç olmasını Allah'tan diler ve bu kutlamanın
Batı ordusu komutanlığı er ve subaylara iletilmesini rica ederim der. Yani bunun da çok önemli bir başarı olduğunu ve bunun ilk başarı olduğu için diğer başarılara başlangıç olmasını da diliyor Mustafa Kemal Paşa. Şimdi Londra konferansıyla ne oldu? Orada kaldık. Evet. Türk devletinin hukuksal varlığını batılı devletler kabul etti. Çok önemli. Birinci İnönü Muharebesi eğer zafer olmasaydı işgal devletleri varlığını tanıyacak mıydı yeni Türk devletinin? Misak-ı Milli'yi dünyaya tanıtmış oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti. Türk tarafının savaşın aksine barış isteyen taraf olduğu ortaya çıktı görüşmeye katılmasıyla. Bir de Moskova Anlaşması var Sovyet Rusya ile. Doğu sınırımız çizildi. Sovyet evet. Rusya yeni Türk devletini bu birinci İnönü Muharebesi zaferinden sonra kabul etmiştir. Yeni Türk devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Avrupa ülkesi Sovyet Rusya olmuştur. Bu anlaşmayla Sovyet Rusya Sevr'i tanımayacağını ilan etmiştir. Çünkü Misak-ı Milli'yi tanımıştır. Moskova Antlaşması'yla devam ediyoruz. Bakın, bu anlaşma ile Sovyet Rusya hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmi tanıdı hem de Osmanlı Devleti'nin ve Çarlık Rusya'sının sona erdiğini kabul etmiş oldu. Yani bundan önceki yani yapılmış olan bütün anlaşmaların geçersiz olduğunu ifade ediyor. Geçersiz. Evet, evet. Sovyetler Birliği ayrıca çok önemli bir birinci İnönü Muharebesi zaferinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine yani milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına o kadroya ekonomik ve askeri yardımda bulunmayı taahhüt etmiştir. Bu daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz için çok önemlidir. Bir de Moskova Anlaşması ile Kars Ardahan Türkiye'de kalmış, Nahçıvan Azerbaycan'a, Batum Gürcistan'a verilmiştir. Böylece önemlidir. Yani bu onun için birinci İnönü zafer değildir. Efendim böyledir diyorlarsa o zaman Londra Konferansı'na niye Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni çağırdılar? Niye Misak-ı Milli'yi tanıdılar? Niye Yeni Türk Devleti'ni tanıdılar? Niye Sovyet Rusya Yeni Türk Devleti'ni Misak-ı Milli'yi tanıdı? Bunların sorusuna cevap veremezler. Hocam cumhuriyeti hazmedemeyenler, işe Birinci İnönü Savaşı'yla başlıyorlar esasında baktığımız zaman. Yani karalama burada başlıyor. Birinci İnönü Savaşı'yla başlıyor. Ve bilmiyorlar ki Birinci İnönü Savaşı'nda 6000 Türk askerine karşılık 20 bin Yunan askeri var. Tabii. Onu bilmiyorlar. İnönü Muharebesi'nde de evet taarruz zamanını Yunanlar seçti. Çünkü taarruz eden tarafı o, saldıran tarafı. Ama mekanı, yeri İnönü seçerek 150 kilometrelik hatta onu yıpratmayı anlatamazlar. Çünkü bilmezler. Ondan sonra biliyorsunuz 2. İnönü Savaşı da çok önemlidir. Muhteşemdir 2. İnönü Zaferi. Onun da 2. İnönü Zaferi 23 Mart 1 Nisan 1921'de evet. kazanılıyor. Sonuçları bayağı önemli. İtalya, Marmaris ve Antalya bölgesindeki birliklerini çekiyor artık. 1. İnönü ve 2. İnönü'den sonra çekmek zorunda kalıyor İtalya. Yani başarılı değilse İtalya niye çeksin birliklerini? Yani pikniğe mi geldi İtalyan birlikleri oraya? Yani hocam piknik bu da itilaf bloğunun artık yavaş yavaş da parçalandığını görmekteyiz değil mi? Kesinlikle. Artık birbirlerine güvenleri yok. Londra konferansından itibaren hele hele Yunanlara güvenleri tamamen sarsılmıştır. Fransa Yunanistan'ı desteklemeden vazgeçiyor bakın. Birinci ve ikinci İnönü Muharebesi'nden sonra Fransa Yunanistan'ı desteklemekten vazgeçiyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşma yollarını aramaya başladı. Sonra neye göreceğiz? Sakarya Meydan Muharebesi sonunda 20 Ekim 1920'de Ankara Anlaşması'nı yapacak. Güney sınırını genel evet. olarak çizecek Türkiye ile Fransa. Evet. Evet. Halkın orduya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani milli mücadele kadrosuna olan güveni arttı. Birinci ve ikinci İnönü'nden sonra. Halkın kurtuluş ümidi arttı. Morali yükseldi. Daha fazla askere gönüllü olarak gitmeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Ankara'daki hükümetin otoritesi arttı Anadolu'da. İngiltere'nin Yunanistan'a güveni sarsıldı sizin söylediğiniz gibi. Ve Malta'daki esirlerin bir kısmı da bırakıldı bu evet. nedenle. Yani eğer 1. 2. İnönü Savaşı bir efendim savaş değil, muharebe değilse İtalya niye çekilsin? Durup dururken yani pikniğe 2 saatliğine pikniğe geldi. Piknik bitti gidiyor muyum diyecek. Fransa niye anlaşma yapmak zorunda kalsın? Gibi. Bunların sorusu. Yani çok. Hocam benim aklıma şu geliyor esasında. Şimdi araya girdim evet. ama yani mesela İslamiyet'in doğuşu sırasında yapılmış olan savaşlara bakıyoruz. İşte Bedir, Uhud, Hendek ya bunlar birer mahalle kavgası gibi savaşlardı ama doğurduğu sonuçlar açısından çok önemliydi mesela İslamiyet'in yayılması açısından. Yani 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşı'nın doğurduğu sonuçlara bakar mısınız? Yani bu topraklardan
emperyalizm kovulmuş. Yani Anadolu topraklarında gözü olan İngilizlerin, Fransızların, Yunanlıların bu topraklardan çekip gitmesini sağlamış. Siz bu savaşa halen diyorsunuz ki hayır, zafer değil. Yani bu gerçekten gülünç bir şey değil mi hocam? Oldukça gülünçten öte bu art niyetli bir iddia tabii. Yani art niyet. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın dünyanın en haklı, en meşhur ve en kutsal savaşlarından biri olan Türk İstiklal Savaşı'nı sıradanlaştırmak. Mustafa Kemal Paşa'yı sıradanlaştırmak. O kahraman şehitleri, vatandan milletten başka sevgili tanımayan o şehitleri, o kahramanları sıradanlaştırmak için yapılan bir propaganda zincirinin bence bir parçası. Bunun akılla, bilimle, tarihle hiçbir ilgisi yok. Onun için size %100 katılıyorum. Mustafa Kemal Paşa 2. İnönü Muharebesi'nden sonra İsmet Paşa'ya, artık biliyorsunuz İsmet Albay İsmet Paşa olmuştu 1. İnönü Muharebesi'nden sonra, 1 Nisan 1921'de şöyle bir telgraf gönderir. Düzeltiyorum. İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başkanı'na, Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle bir telgraf gönderir. Saat 18.30'da Metis Tepe'den gördüğüm durum der. Çok önemli. 2. İnönü Muharebesi sonra. Gündüzbey kuzeyinde sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel olan düşman müfredesi sağ kanat grubunun taarruzu ile düzensiz olarak çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye yönünde karşılaşma faaliyeti yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını, silahlarımızı da terk etmiştir. Batı cephesi komutanı İsmet. 1 Nisan 1921. Mustafa Kemal Paşa bu mesajı aldıktan sonra telgrafı İsmet Paşa'ya çok tarihi bir telgraf çekiyor, bakın tarihi. Batı cephesi komutanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü Meydan Muharebesi'nde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Milletimizin istiklal ve varlığı, dahice idareniz altında görevlerini şerefle yapan komutta ve silah arkadaşlarınızın kalbinde ve vatanseverliğine büyük bir güvenle dayanıyordur. Siz orada yalnız düşmanlı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Kötü giden kaderini İstila değiştirdiniz altındaki, diyor. Evet, kötü giden kaderini de değiştirdiniz. Kötü giden tarihi de değiştirdiniz. Çünkü çok önemli bir kırılma noktası. Eğer 1. 2. İnönü Muharebesi kaybedilseydi, milletin umudu olmayacak, düzenli orduya kadar güven olmayacak, işgal devletten morali artacak ve Ankara'ya kadar geleceklerdi. Ondan sonra der ki, düşmanın istila hırsı azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayaların başına çarparak paramparça oldu. Sizi kutluyorum der. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın ve İsmet Paşa'nın Metris Tepe'den ve Ankara'dan gönderdikleri telgraflar da gerçekten kayda değer telgraflar. Ve ondan sonra 2. İnönü'nden sonra biliyorsunuz Aslıhanlar Muharebesi, o da başarılıdır. Ve ardından Kütahya-Eskişehir Muharebesi'nde bir yenilgi vardır. Kütahya-Eskişehir'i Yunanlılar İngiliz desteğiyle alırlar. Ve ondan sonra biliyorsunuz Kütahya-Eskişehir Muharebesi'nden sonra Yunanlılar Kütahya-Eskişehir'i geçirince Mustafa Kemal Paşa dünya savaş tarihine geçen çok kritik bir karar verir. Karar şudur. 100 kilometre Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilir. Evet, burası çok önemli. Bu muhteşem. Bu dünya savaş, tabii size bir şey söyleyeyim Ertuğrul Bey. Taarruz çok önemlidir ama taarruz çok rahattır. Savunma rahattır. Ama dünyanın en zor harekat şekli. Dünyanın en zor savaşı geri harekat, geri çekilmedir. Çünkü siz birlikleri geri çektiğinizde birliklerin çoğu firar eder. Silahıyla firar eder. Neden? Biz yenildik. Çekiliyoruz. Hayatımı kurtarayım diye. Disiplinsizlikler artar. Ordu dağılır. Ama Mustafa Kemal Paşa bu Sakarya Nehri'nin 100 kilometre doğusuna çekilme emrini verdikten sonra Türk ordusu dağılmamıştır. Ve Türk ordusu kaybolmamıştır. Hocam burası o kadar çok önemli ki, yani taarruzun haricinde, yani bir orduyu geri çekmekten bahsettiniz. Yani bu çok çok önemli ve burada dünyanın bir de en zor harekat. Ya tabii, bir de şimdi burada bir tekalifi milli emirlerini yayınlıyorsunuz. Başkomutanlık kanunu var. Oraya da vurgu yapacaksınızdır büyük ihtimalle şimdi. Tabii. Şimdi dünyanın en zor hiçbir komutan muharebede, savaşta geri çekilme kararını vermek istemez. Çünkü geri çekilme çok büyük bir risktir. Geri çekilirken moral motivasyon tamamen
en aşağı noktaya inmiştir. Geri çekilirken askerlerde moral motivasyon yoktur. Disiplinsizlik, firarlar, kaçaklar artar. Emir komuta zafiyeti olur, yetersizliği olur. Onun için geri harekatı, geri çekilmeyi hiçbir komutan kabul etmez. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın 5000 yıllık yazını dünya savaş tarihine geçen savaş ustalığı burada. Ve Sakarya'nın başlangıcı bu geri çekilmedir. Hocam bana burada sorar, burada yani geri çekilmeyi eleştiren bir meclis var. Ya bir de oraya da hesap veriliyor. Evet, ne oldu, niye geri çekildiniz? Bir de meclisin çoğu Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında. Yani meclisle beraber, meclisle idare ediyor tabii. Buna rağmen ben meclissiz yapamam diyor. Evet, yani hem meclise karşı hem de basına karşı hem de o anda isyanlar var, ayaklanmalar var ve İstanbul hükümeti Vahdettin de bu isyanları, ayaklanmaları destekliyor. Konya isyanı, Düzce isyanı, Aznavur isyanı, buna benzer onlarca isyan var. Mustafa Kemal Paşa düşmandan çok bu isyanlarla uğraşıyor. Meclis ve isyanlar. Onun için Mustafa Kemal Paşa bir dahi, bir savaş ustası, bir strateji ustası. Bu muharebeyi, savaşı kazanmak için, stratejide kazanmak için orduyu, meclisi ve milleti hazırlıyor. İşte çekildikten sonra 100 kilometre Sakarya Nehri'nin batısında burada en önemli sorun orduyu toparlama. Yani ordunun yiyeceği, gıdası, ilacı, giyimi, kuşamı, cephanesi, mühimmatı, silahı mı bulma? Yok, orduda yok. Orduda yok. Ordu çıplak. Yemek de yok. Yiyecek de yok. O zaman tekalifi milliye dediğimiz milli yükümlülükler emrini çıkarır. Ben buna 10 kutsal emir diyorum. Bu dünya savaş tarihinde Ertuğrul Bey bir komutanın halkın karşısına bu şekilde çıktığı ilk mücadeledir. İlk emirdir. Topyekün savaş. Topyekün savaş. Evet, bir milletin ordusuyla beraber hareket ederek emperyalizmi dize getirmesidir. Aynen. Bu dünya savaş tarihinde hiçbir komutanın bu şekilde adım attığı görülmemiştir. Millete gidiyor Mustafa Kemal Paşa. Milletten kazak, çorap, mühimmat, cephane, araba, at, ne varsa. Onların, şimdi ayrıntıya girmeyelim, 10 tane milli yükümlülükler emirleri çıkarıyor. 6-7 Ağustos 1922'de, 5 Ağustos'ta 3 ay süreyle başkomutanlık yetkisini alıyor meclisten. Yani 5 Ağustos 1921, alır almaz ertesi gün 6-7 Ağustos'ta bu 10 emri çıkarıyor. 10 emirden orduyu bu şekilde donatıyor, bu şekilde. Orduyu donatıyor. Yani artık at arabaları gelmiştir, öküzler gelmiştir, hayvanlar gelmiştir, efendim cephane iler oluşmaya başlamıştır, mühimmat fabrikaları ve bu cepheye taşıyanlar dünya savaş tarihinde yok. İhtiyar Türk kadını taşımıştır cephaneyi, cepheye. Genç Türk kadını kucağında bebekle Mehmetçiğe ilaç ve yiyecek taşımıştır. Ve aslında bu savaş, Ertuğrul Bey, Türk İstiklal Savaşı, vatandan ve milletten başka sevgili bilmeyen bir kuşağın bize emanetidir. Onun için bu savaşta nankörlük etmek, bu savaşı sıradanlaştırmak, o ninelerimizin, o kucağında bebeği olan, bebeği soğukta donan o genç annelerin emeğine ihanet etmek demek. En basit tabirle budur. Ve ondan sonra Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos ile 13 Eylül 1921 arasında olur. Sakarya Meydan Muharebesi yine dünya savaş tarihinde ilk defa Yunanlar şaşkına uğrar. Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kalayla sulanmadıkça terk olunamaz der. Yunanlar bir mevziyi ele geçirirler, bakarlar ki bir mevzi daha var. O mevziyi ele geçirirler, bir mevzi daha çıkar. Ondan sonra derler ki, bu ilk defa, İngilizler de öyle der, ilk defa karşılaştığımız bir savunma şekli. Nasıl bir savunma şekli? Biz buna derinliğe savunma şekli diyoruz ve İkinci Dünya Savaşı'nın savunmasının esasını teşkil edecektir. Dünya savaş tarihine geçmiş olan bir hadise. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Hocam sizin de 22 gün 22 gece Sakarya Savaşı'nı anlatan çok güzel bir kitabınız vardır ki muazzam gerçekten. İnsan okuduğu zaman tüyleri diken diken oluyor. Bunun için de size çok teşekkür ediyoruz. Son 5 dakikaya girerken Sakarya'dan itibaren büyük tarzı doğru bir toparlayalım hocam. Tabii. Sakarya Meydan Muharebesi Ertuğrul Bey 1683 yılında
Osmanlı'da başlayan toprak kaybı ve çekilme hiçbir zaman durmaz. Biraz önce anlattım başlangıçta. Evet. Türkler sürekli kovulur. Anadolu'dan da kovulur. Manisa'dan kovulur, İzmir'den, Uşak'tan, Eskişehir'den, Kütahya'dan ve düşman Polatlı'yla Haymana'ya kadar gelir. Ankara'nın 50 kilometre yakınına kadar gelir. Yani Türklerin kovulma süreci 1683'te başlar, 1921'e kadar gelir. Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar. Şimdi altını çizerek söylüyorum. Lütfen dikkat edin. 1683'te başlayan bu çekilme ve toprak kaybı 238 yıl sonra 40 yaşında bir başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından ve Mustafa İsmet tarafından ve Mustafa Feyzi tarafından, Feyzi Çakmak tarafından, onun silah arkadaşları ve vatandan, milletten başka sevgili bilmeyen kuşak tarafından Sakarya Nehri hattında durdurulur. İşte bu dünya savaş tarihini, Mustafa Kemal Paşa'nın bu başarısını altın harflerle böyle kaydeder. 238 yıllık çekilmeyi durduran başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Ama kaderin tecellisi Genelkurmay Başkanı Mustafa Feyzi Çakmak'tır. Batı Cephesi Komutanı Mustafa İsmet İnönü'dür. Üçünün de ilk ismi Mustafa, kaderin tecellisi. Onun için bizim üç Mustafa'ya büyük bir minnet borcumuz var, saygımız var. O kahraman kuşağa, o vatandan başka sevgili bilmeyen o kahraman kuşağa, kahraman millete büyük bir sevgi, büyük bir saygı, büyük bir minnet borcumuz var. Şükran borcumuz var. Ve Sakarya Meydan Muharebesi kazanılınca dünya savaş tarihinde bir dönüm noktasıdır. İşgal devletlerinin hayalleri yerle bir edilir. Ve ondan sonra artık Fransa anlaşma yapacaktır Türkiye ile. Tabii Ankara Anlaşması. 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması. İtalyanlar zaten çekilmişlerdir. Fransa da artık Yunanlara güven azalmıştır. Ama İngilizler ne olursa olsun Ankara'yı ele geçirelim diye yine Yunanları desteklemeye devam ederler. Mustafa Kemal Paşa, dikkatinizi çekiyorum, 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi zaferi kazanılır. 14-15 Eylül'de seferberlik ilan eder başkomutan olarak. O başkomutan neden? Bir gün sonra. Niye? Çünkü işgalcileri vatandan atmak için büyük taarruzu kafasında artık oluşturmuştur. Yani stratejik taarruz fikrini oluşturmuştur. Zaten hocam kafasında zaferi kazandığı çok açık zaten. Yani bunun çok örnekleri var. Evet. Daha demin Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan bahsettiniz. Mesela savaş sırasında bir Maarif Kongresi düzenlemesi, ne bileyim bir Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni kurması. Zaten bir cumhuriyete doğru gidiyor kafasında ve zaten savaşı kazanmış. Hocam 9 Eylül 1922'de de düşman işgalinden tamamen kurtulan Anadolu toprakları, emperyalizmin oyununu bozulmasından bahsediyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Süremiz kısıtlıydı. Ama gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Birinci İnönü'nün ne kadar önemli, büyük bir zafer olduğunu bize ifade ettiniz. İzleyicilerimize de bunları çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Ertuğrul Bey. Tekrar programınız hayırlı ve uğurlu olsun. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu hafta Ulusal Kanal'da Tarihin Hikayesi programında 1. İnönü Savaşı'nı konuştuk. Çok önemli bir zafer. 100. yılını kutluyoruz. Bu toprakları tekrardan vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Atatürk'te kalın, Cumhuriyet'te kalın, hoşça kalın. Günce Kitap Sahaf, tarihin hikayesini sundu.